Garantiye bakalım mı biz İsmail Bey? Bakalım. Şöyle söyleyeyim, Garanti Bankası'nda aslında maalesef yani çok güzel bir trend oluşma hikayesi varken, potansiyeli oluşuyorken burada biraz da Merkez Bankası'ndaki bu en son faizlerin artık 45'lere kadar gelmesi gibi birçok konu, enflasyondaki yukarı yönlü yükseliş vesaire, bankacılık sektöründeki dengeleri maalesef biraz bozdu. Ve orada da mesela şöyle söyleyeyim, Garanti Bankası 70'e geldiğinde aslında şöyle bir şey oluştu. Burada göstergelerde bir uyumsuzluk söz konusu. Öyle söyleyeyim. Negatif uyumsuzluk görüyoruz orada. Ve o uyumsuzluk oluştuğu andan itibaren hissede yeni bir aşağı doğru salınım başladı ve 60 günlük ortalamanın da mesela en son bugün altına indik. Şimdi burada yeni bir trend oluşması için şimdi biz bundan sonraki dönüşlerde önce adına tepki diyeceğiz arkadaşlar. Tepki yükselişi içerisine girdi diyeceğiz. Mesela böyle bir hissede size ana stratejiyi söyleyeyim. Mesela şahit olursanız şimdi bundan sonra bir daha 68'e doğru mesela yaklaştı. Bakın kırdı demiyorum. Yaklaşma durumunda bu hisseler çok agresif bir yükseliş içerisine girer. Yani Garanti Bankası'nda şu an için 63 kırılmadığı sürece biraz dikkatli olmamız lazım. Bankaların genelinde de bu tarz bu senaryo geçerli. Şu an için aşağı doğru kırılma biraz daha ön plana çıktı. 63'ün üzerine çıkarsa tekrar bu düşüş trendinden kurtulur. Çıkmadığı sürece burada belki bugünkü gibi sert olmaz ama aşağı doğru bir salınım, bir dip oluşumu görebiliriz. 58'in üzerinde kalacak şekilde. Şu an için biraz daha pasif izlemede olabileceğimiz bir hisse.